Evet arkadaşlar. 9000'lik cihazımızı yukarıya gönderiyoruz. Size bir şey daha göstereyim. Bunlar standart lastik takozlar. Yani piyasada satılanlar. Ben şimdi altına daha yüksek kalitesine sahip bir lastik takoz taktım. Nedir bu bir usta deyince, bu takozun 4 tanesini 15 lira alıyorsunuz. Bu takozun tanesi 10-15 lira. Aradaki fark bu. Tabi diğeri gerçek anlamda kauçuk. Bu cihaz sessiz ama biz yine de takozları taktık. Serhat'cığım bu 9'luğa benzemez. Evet bırak. 45 kilo. Kaç kilodu? 45 miydi? 35 miydi? Diğerine benzemez. Evet Panasonic yerine ulaşıyor. Kafam küçük olsa. Biraz drenaj ortamında bir üfleyelim, bir şey yapalım da içinde pislik varsa gitsin. Ben takmıyordum aslında ama işte şuraları yerlere şey alıyor, duvarlara kirletiyor diye takıyoruz. Kendi tapası şeyler çıktı mı? Şu tapası. Kafası var kendi. O bunun tapası. Bu nakı nerede? Kendi nakı nerede? Aynen o onun kendi tapası. Yok biz takabiliyorsak bunu takalım, daha güzel. Biraz şey yapmışlar ama. Hı? Sen bana çok öyle mantolama yaptı. Böyle mantolama buraya yapsan da burada ısı sanki soğuk buraya girmiyor. Evet bu arada sizle bir şey daha paylaşalım. Benim yan daire mantolama yaptırdı. Kendi çizgisine kadar. Şimdi bu duvardaki ısı bunun altındakini nasıl geçmeyecek? Mantolama. Bunu yapacağını içten yapsaydı bu izolasyonu. Daha iyiydi. İçten oldu mu hiç kaçmazdı, hiç olmaz. Uzatma mı yapıyorsun Serhat? Ne yapayım? Alttan gelebiliyorsa az alttan çekin. Yok yok tamam. Geldi. Arkadaşlar şimdi rekor bağlantılarını yapıyoruz. Serhat'ın yanına gideyim çünkü. Serhat rekor nasıl sıkılır? Rekor önce üsttekinde de detaylı göstereyim. Koparana kadar sıkılır mı? Koparana kadar sıkılmaz. Onun bir tatlı böyle kurbağacının titretmesi var. O titretmeyi hissetmek lazım. Ya bak şöyle elim titreyecek böyle. Yani ustalığın torku var. Aynen torku var. Şu el şöyle titredi mi, bu bilgi tamamdır. Bakır boruyu hissedeceksin. Aynen öyle. Şimdi şu havşamız, şu da rekorumuz. Buradan çıkmıyor. Bu havşayı buna ilk önce öpüştürmek lazım. Şuraya. Çekelim. Çekeyim. Şurası. Tam şuraya öpüşmesi lazım. Burada en önemlisi sona kadar elle gitmesi lazım öncelikle rekoru. Aynen öyle. Diş kapmaması için. Aynen bu şekilde. Rahat şu için rahat gitmesi lazım. Eğer oraya zorlayarak gidiyorsanız o hafşa %80 sorun çıkaracaktır. Sorun çıkartır. İçi sökmeyelim. Dış Panasonic iç. Olur olur. Ama deneyelim. Olur ya. Zibro Terra olur ya. Zibro Pana Zibro. Pana Gri.
Tamamdır. Şimdi sinyallerimizi gireceğiz. Kablo bağlantı. Evet. Yıldızı alayım ben de. Bu arada panasonikler içten besleme. Evet. Genelde inverter makineler dıştan besleme olmaya başladı. Bizim cihazımız da dıştan besleme olduğu için şu anda buraya bir enerji çekmemize gerek kalmadı. İçten olması daha güzel bence. Çünkü evin hep iç tarafında şeyler var. Tesisat bağlamak, tesisat daha kolay. Tesisat bağlamak daha kolay. Dışa çekmek zor oluyor. Yeni makinelerde hep dışa gelmeye başladı. Evet, o sıkıntı bence. Şimdi bir de bu cihazlarda yapılan şöyle bir şey var. Üçlü kablo çekebilirsiniz. En iki üç olarak bağlayabilirsiniz ama toprağa bağlamıyorsunuz. Dörtlü kablo çekilmesinde çok büyük fayda var. Çünkü topraklamayı bağlamadan geçmek çok doğru bir uygulama değil. Ama genelde yapılan bir şey. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Evet, bir şey olmaz. Ben daha önce çok yaptım. Yusuf, bir tane vida tam aşağı düştü, onu verir misin ya? Mavi mi toprak yapmıştık biz daha önce? Tam aşağı. Kablomuz da sarı yeşil olmadığı için biz mavi toprak yapmışız. Normalde sarı yeşil. Şimdi Serhat Usta en büyük şey atlamadı. Bilmiyorum videodan için mi? Kablonun tutucusunu sıkıyor. Çok görülmüş bir şey değildir bu. Genelde klimacılar bunları çıkar atarlar. Ben atmam ya, takarım. Şimdi bu kablo oynamaz. Bunlardan çıkmaz. Çıkmaz. Öbür türlü bir harekette herhangi bir daha bu eve arızaya gelmeyiz. Gelmeyiz. Aman gelmeyin, ben istemiyorum. Aha. Bir çay alırız sanırım. Çay içmeye geliriz yani. Şimdi biz çentiyi bağlamadığımız için vakum kısmına geçmeyiz. Onu daha sonra çekeceğiz. Şimdi içeri geçeceğiz. Çentiyi değiştireceğiz. Oradan sonra tekrar en son dışarı gelip vakum işlemimizi yapacağız. Evet, ilk etapta sacımızı montaj yapıyoruz. Etera biraz daha uzun olduğu için, benim kapının üst çizgisine geçtiği için diğer cihaza göre biraz daha yukarıda olacak makinemiz. Kapatıyorsun ya, bu bulaşıkları sana yıkatacağım buz gibi suyla. Şu bir tane renk gelmiş sanki. Duvar delik deşik zaten. Üçüncü, dördüncü cihazı. Elektrik süpürgesi. Bir saniye. Durdur abi istiyorsan.
var ya kırmızı. Kırmızıdan verin buraya 3 tane. Sarı. Sarı işte. O bölüm daha önceden alçı yapıldığı için kırmada biraz boş. Boş olduğu için orada farklı bir biber kullanıyoruz. Mesajı. Bir de ver bir sporla. Serap nasıl olsa teraziyle aldın sen orayı. Bir daha terazi tutmana gerek yok değil mi? Olmaz. Neden ya? Kaçabilir. Kaçmaz be. Milim olarak. Oldu mu diyorsun? Olmadı. Kaçtı yani. Kaçar. Şimdi bak nasıl oldu. Evet. Bıraktı. Sıkarken de terazi almak evet. Önemli. Önemli. Ustamın bir lafı var. 10 seçersin. Bak bir kere. 10 kere ölç, bir kere ölç. 10 kere ölç, bir kere ölç. Uzuna çare var, kısaya çare yok. M.1 olacağız. O benim rahmetli Mehmet Usta'nın sözü. Ustadan ustaya ustaya. Biz vitrin buzdolapları imalat yapıyorduk. O zaman ağaçtı gövdeleri onlar. Ağaç kasadan yapılıyordu. Ağacı bir kere kesersen sonra şey olmaz derdi. 10 kere bir kere bir uzuna çare var, kısaya çare yok. Yok. Gerekirse bir daha kesebilirsin. Şimdi biz de bunu taktık. Karşıya geçtik evet. Bir baktık yamuk oldu. İki tane daha. Geriye dönüp iş yapmamak için. Bir kere daha ötüşeceğim. Böyle gevşek çıkmış ama vidalar sağlam bitti değil mi? Tabii. 3 tane. Oradaki farklı da benim özelliği de. Parçaları büyük ihtimalle keseceğiz diye. Keseceğiz. Cihazı yerine oturttuk. Nano G sistem. Sensörler. Bizim işimize yaramayacak ama sensör. Üstüme üfleme, bana üfle. Aynen. Oraya üfle. Bize her tarafı üfle. Bizde bas gaza. Şeyi ver. Metre. Çift swing motor var bunda. En önemli konu bu. Flapların uçlarını metal yapmaları çok iyi olmuş. Ben ona dikkat etmemiştim daha önceki söktüğümüzde. Yakaladık mı rekorunu? Bir tanesini. 38'i yakaladık değil mi? Evet. Öteki de ya bir çeyreği keselim. Bir çeyreği keseceğiz mecbur.
Evet, eski tesisattaki bir çeyrek olan rekor yakalandı. 3-8 olan rekor yakalandı. Bir çeyrek keseceğiz. Bizim tesisatta daha önce 410'lu makine çalıştığı için 410'lu olan makinelere 132'yi bağlayabiliyoruz. Ama 22 olsaydı 22'nin yağı farklı olduğu için boruları ya temizlemek gerekiyordu ya da yenisiyle değiştirmek gerekiyordu. Bizim tesisat sıvı altı olduğu için değiştiremezdik. Büyük ihtimalle temizlik yapacaktık. Yani azotla ve alkolle yıkama. Serhat, beyninle sıkamıyor musun? Niye öyle iki tane kurbağacık kullanıyorsun? Kontra. Biriyle tutuyorsun terse. Bunu değil, ittiriyorsun, bunu çekiyorsun. Burada da tork sen misin? Evet, bak yine titriyor ellerim. Dandik olmasın o bakır, kopar mı der? O koparsa ben mesleği bırakırım. Alüminyum kullansaydık ya burada. Aslında ha, alüminyum daha iyi diyorlar değil mi? Daha iyi değil mi? Evet. Alüminyum. Isıyı daha çabuk şey yapıyor. Isıyı daha çabuk getiriyor. Hem daha ekonomik. Daha ekonomik. Ama patlaması, yarılması onlar sayılmıyor. Onlar sayılmıyor. Evet, şu anda havşa işlemini seyredeceğiz Serhat Usta'dan. Serhat Usta, bu yaptın ne? Şu an boruyu kesiyoruz. Her bir çevirmede bir tur. Biraz turluyoruz, biraz sıkıyoruz. Evet. Bir kere de sıkıversen onu. O zaman boruyu ezeriz. İstediğimiz gibi çapta olmaz boru. Boru ağzına çap apça olur. Havşayı mı açacağız? Şimdi ağzını gösterelim. Ne yapacaksın sen şimdi? Şimdi oranın çapağını alacağız. Rayba dediğimiz. Yani, boru daraldı şu anda bize, evet, değil mi? Şimdi biraz sonra izleyin. Şu aletle. Bozdun be boruyu. Değil mi ya? Bozuldu abi. Yok abi, ben istemem boruyu. Yenisini isterim ben. Tıraşladın mı orayı? Çapı azaldı değil mi? Çapı düşürdü. Evet. Boru et kalınlığına geldi. Şimdi havşamız 3 çeyrek 5-8, 1 bölü 2 3-8, 1 çeyrek çap çap. Bu da en küçük borumuz olduğu için. Fazla da öğretmeyelim, meslek elden gider. Ne oldu? Ayrıla Serhat. Rekorunu takmıyorduk. Klimacıların en büyük macerası. Aynen. Havşayı takarsın. İyi ki de farkına açarsın, var. Sola bir bakarsın. Haa, havşayım. Rekor yok. Rekor yok. Yalnız arada antrenman yapıyoruz. Bir daha yapacağız. Yusuf Aga işi çözdü. Tabii. Aynen. Dikkat Yusuf. Lazım biraz. Kimin çırağı? Evet, kullandığımız havşa torklu bir sistem. Belirli bir şeyden sonra havşa kendisi atıyor. Boruyu fazla ezilmesi engelliyor. Uzun yıllar önce bu havşalardan yoktu. Japonya'dan gelmişti, bir Panasonic seminerinde gelmişti bana da. Çok uzun yıllar kullandım ben havşayı. Havşayı bir gösterelim. Olmuş mu? Olmamış mı? Olmuş. Hadi bakalım. Havşayı açtım, oldu bitti, yok değil mi? Kontrol edeceğiz mutlaka yine de. Gerçi bu havşalar artık yeni havşalarla bu iş daha kolay. Evet, tekrar. Klimadaki sabit ünyan tarafını sabit tutuyorsan rekoru döndürüyorsun. Thank you.
Eller titredi mi? Evet. Titredi tabii. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi izolasyon yapıyoruz. Ne gerek var canım ya? Evin içerisinde izolasyonla ne işin var? Ne olacak? İzolasyon yapmasa mı? Telleme olur. Boru teller. Ha. Telleyince içeriye akar. Su içeriye akar. Klimamdan su damladı. Önce aç altına bak o zaman. Aynen öyle. Evet. Bizde gerek yok ama. Şimdi bizde gerek yok. Bir de biz bir tek böyle patlayıp da bırakmıyoruz. Ama çoğunlukla yaşadığımız şeyler değil mi? Bunlar servislere gittiğimiz zaman su akıtıyor dediğimiz zaman klima biz montaj yapmadıysak. Biz montaj yapmadıysak eğimden kaynaklanıyor. Her şey olur. Yani. Açık bırakılıyor, tam bantlanmıyor. Her şey damlanıp çıkabilir. Damlanıp demledi. Biz yapmazsak bizden mesul değil. Aynen. Var ya hani kutu açalım, çocuk açıyor ya. Tablet beklerken duyar çıkıyor. Biz açınca ne çıkacağı belli olmuyor. Ne çıkacağı belli olmuyor. Biz üzerine tekrar sarma bantıyla da sarıyoruz. Ya burada açıklık kalmasın bir. İkincisi bizim bu cihaz şimdi sıvı altı tesisat olduğu için oturması için özellikle burayı inceltmemiz gerekiyor ki rahat otursun cihaz yerine. İp Serhat burada metre var. Bu ne işe yarıyor? Nereye ölçüyor böyle? O bizim cihazımıza çalışma alanı bırakıyor bize. Hmm. Kendi icatlarımız. Kimi klimalarda mesela Haier'in nebula olsun. Brezalar olsun. Kendinden tutacak yapıp kulakla duvara tutuyor. O çok mesela montajlı olsun. Bu şeyler için güzel bir şey. Ha, bizim dostumuz. Seviyoruz. Montaj dostu oluyor. Bir de saçların üstünde mesela bakır boruların ölçüleri olduğu zaman. Onlar bile montajda bize yardımcı oluyorlar. Bu cihazda yok ama özellikle Japonlarda Zebra'nın üzerinde her şeyi yazardı. Zebra Japonlarda her şeyi yazardı. Ya bunlar çok zor bir şey değil. Ama kolaylık. Aha, kolaylık yani. Ne yapıyorsun şimdi? Oradan mı bağlayacaksın kabloyu? Ha buradan bağlasan daha iyi olur. Ya. Olabilir. Olur da. Olur. Neden olmasın? Demişsiniz lan böyle. Yakaladın mı? Allah yakalayamadım. Yuvarlı el arasına. Yetiyor, yetiyor. Ha? Yetiyor, oturacak ya da. Şu yan keski versene ama. Kesme! Kesmem lazım. O da mı girişleri şey? Aha. Soketli. Buradan ya. O zaman biraz daha şey kes. Şimdi öbür cihazı takalım. Buradan kes şunu. Vah gitti gitti. Geçmiş olsun. Koyunumuzu kestik. Orijinal gitti. Kurbana gerek kalmadı. Nerede ya kesin kalite. Onu niye getiriyor? Vallahi.
Tövbe diyor işte. Belki. Al şunu ben. Evet. Seni yesin yanına mı? Kendi drenajını mı aldınız? Nasıl? Tapayı sökmedin mi orada? Evet. Bu drenajı çökecektin. Tapasını takacaktın. Kalsın. Ucu? Ucunu mu körleyeceğiz? Ucunu körleriz. Olmaz mı? Olur. Dur. Ama öbür tapasını takmayacağız. O tıpa ona takılıyor mu? Onu takalım mı? Evet Serhat şu anda ne yapıyoruz? Drenaj mı uyduruyoruz? Drenajımızı uyduruyoruz evet. Ben böyle bir şey yaptık. Sıvı altı zamanda böyle çekildiği için cihaza göre biz de kendi cihazımıza göre ayarlıyoruz. Ayarlıyoruz. Bir dakika bıraksana mı? Şöyle kes biraz fazladan bırak. Sonra şey yapalım. Biraz daha fazla kesin. Hepsini oturttuktan sonra içinde keseriz zaten. Şimdi tamam. Tamam takıldı değil mi? Tamam. Takıldı. Heh, şimdi taktı. Tamam. Aynen oturdu. Oraya ben bir parça alçı yaparım sana. Alayım ya keski. 38-5, 8 yarım parmak geçerek. Şimdi ne yapıyorsun? Tesisatlar mı var? Sinyal. Çekeceğiz kabloları uzatacağız. Elektrik. Ondan sonra vereceğiz Coşku. Vay. Her yerimiz çalışır diyorsun yani. Yoklukta kalacağım. Çeneyle bile yakalarım. Yoklukta kalacağım mecbur. İki tane adam var ama kolunu uzatan yok orada. Şimdi kablomuz aftan kısa gibi ama ek yapmaktansa çekerek Ali abi ağzını koyuyor diyor. Daha iyi. Ali abi ağzını koyuyor diyor. Öyle yapıyor. Sen yanağını da mı yapıyorsun? Ben yanağını da yapıyorum. Toprağa bağlama ya, boşver. Bağlamayayım mı? Bağlamayayım, ne yapacağım? Gerek yok. Bakır borulardan toprak gidiyor zaten ya. Bence de gerek yok ya. Ne? Boşuna koymuşlar yani. Boşuna. Ne alacak ya? Toprak dediğin nedir? Havadan alır toprağı. Kablolar da alüminyum mu Serhat? Kablolarımız bakır. Bakır mı? Bir kere malzemecimiz alüminyum vermişti bize. Ne kadar yumuşacık kabloydu değil mi? Neydi? Hemen zaten anladık, geri götürdük. Ama üstü yine sarıydı. Şöyle yaptığımız zaman beyazlıyordu. Söylemiyor kimse alüminyum. Belki de veren adam bile bilmiyordu yani. Tabii canım o da biliyor. Zaten ben söyledim ona. Abi de fiyat uygundu diyor. Sende kalmış mı diyor. Fırçayı yedikten sonra benden bana niye böyle bir malzeme verdin diyor. Bizim de haberimiz yok. Topladık zaten onları. Diyor. Bir de bizim ucuz malzeme alacağız diye bir derdimiz yok. Öyle. Dışta ne bağladıysak işte de aynı bağlıyoruz. Yani iki yanlara toprak yapmışlar. Evet. Bol bol topraklama yerimiz var. Elektriğim de ayrı.
İçte çekmezler bunu. Aklıma geldi ki. Tamam mıyız? Tamamız. Evet, montajımız bitti. Şöyle gösterelim. Drenajda taktık. Aman bir dakika, bir dakika. Evet, montajımız bitti. Drenajımızda şu şekliyle buraya ayarladık. Çok güzel bir suikast. Evet. Serhat, takabiliriz kapağı. Kapağı tutuyoruz. Yusuf çok dörtten bana bıraktı. Tık sesi geldi mi? Tamam. Biz ayrıyoruz. Şimdi koyular alıyor. Evet, bu cihazda sensör filtrenin alt kısmında. Tamam işte. Bunu bir daha nerede? Vereceğim. Nasıl et? Da bağlanabiliyor. Aynen. İster 410 ister 32 aynı dışın içinde kullanılabiliyor. İşte 410 ile 132'nin yağı aynı. O zaman 410 gaza basabiliriz bunu. Hayır, buna basamazsın. Dışınte 410 da kullanabilirsin bunda. 32 de kullanabilirsin. Dışınte farklı. Dışınte gaz basamazsın. Dışınte ayrı dışınte. Evet. Bu cihaz sökülüp tekrar gidecek mi? Serhat, şu flapın metalli yerini de bir de gösterelim. Evet, genelde flap kafaları kırılır. Panasonic buraya segman yapmış. Bunu engellemek için. Hadi bakalım Serhat. Kırmadan takabileceğim. Hadi be. Tabii ki. Üstteki takılı mı? Hepsi. Üstünde tırnağı var, altta tırnağı. Ha. Ha. Art diye kapat, niye yavaş yavaş kapatıyorsun ya? Olmaz. Olmaz. Tamam, şimdi ne yapacağız? Gazı mı açacağız? Aha, vakum yapmadan. Vakum yapmadan gazı açacağız. Tabii. Evet arkadaşlar, içinde montajımız bitti. Şimdi dışa çıkıyoruz. Gazı açmaya gidiyoruz. Evet, şu anda vakum işlemine geçiyoruz. Serhat, ne yapıyoruz vakum için? Şimdi gaz saatimizin biri gidiş, biri dönüş olan vakumdan gelen hortumumuz vakuma bağlıyoruz. Sonra saate, saatten de yardımcı aparatla cihaza. Cihazın neresine taktık onu? Cihazın şu an servis mi? Sibo buna taktık, tabii kalın boru olduğu yerine, evet. Dönüş borusu. Şimdi saati açtık. Saatimizi açtık. Ondan sonra vakumumuzu çalıştırabiliriz. Şimdi vakum nedir? Vakumu da görelim. Şimdi vakumumuz bu. Vakum pompamız. Yani bizdeki de oldukça büyük bir pompa. Şimdi çalıştığı zaman, evet, saatimiz düşecek, dikkat edin. Şu an sistem vakum yapıyor. En iyi. Yani vakum olması için şu sesi duymak gerekiyor. Değil mi? Evet. Bu sesi duymadıysanız, ben vakum yaptım, pıs pıs yaptım hikaye. Duyulmayacak bir vakum pompaları genelde sesli çalışıyor. Böyle bir şey yok. Yaklaşık 15 dakika kadar şu anda vakumda kalacak cihaz. Daha sonrasında bir tane de
Şöyle vakum bağlantısını gösteriyorum. Evet arkadaşlar, vakum geldiniz. Genelde alttadır. Alttaki kalın bordakı şurada gördüğünüz servis yoluna bağlıyoruz. Şu anda varalarımız kapalı. Biz şu anda buradan iniş yaparak şu burada. Bu vana buradan açık tamamen şu anda. Bu bölgeden iç üniteye gidiyor. Yani daha doğrusu buradan itibaren şu varalar kapalı. Buradan itibaren şu anda havayı vakum atıyoruz. İç ünitenin içerisinde dolaşıp buraya kadar bütün havayı dışarıya atıyoruz. Vakumda iki tane amacımız var. Birincisi normal atmosferdeki bu havayı dışarıya atmak. Çünkü bizim sistemimizin içerisindeki gaz kimyasal yapısının bozulmaması gerekiyor. Dolayısıyla normal atmosferdeki havada birçok gaz var. Bu gazları öncelikle dışarıya atmak. İkincisi de sistemde olası kaynaklanabilecek olan nemi dışarıya atmak. Aslan vakum işlemi, şu borların içerisine çekme işlemi bir dakika kadar sürede bitiyor. Ama bizim bunu 15 dakika kadar tutmamızın sebebi ise içerisinde olabilecek olan nemin buharlaşıp onu da dışarıya atılması. Evet, böyle bir merdivenli bir ortamda da olsa, zor yerde de olsa vakum olmazsa olmaz. Ya yapacaksınız ya yapacaksınız. Evet arkadaşlar, yaklaşık 15 dakikadan beri vakumdayız. Şu anda vakumun deminki sesiyle şu andaki sesi de duyabiliyorsunuz. Vakumu düştükçe iyice bizim pompamızda çok sessizleşiyor. Sessizleşmesi bile tamamen vakum olduğunu işaretledik. Evet, manometremiz sıfırın altında. Şimdi öncelikle manometrenin manasını kapatıyoruz. İlk yapılması gereken bu. Vakumu kapatmadan önce vanayı kapatmanız lazım. Şimdi vakumu durdurduk. Vakum süresinde büyük gaz kaçaklarına karşı 5-10 dakika beklenebilir. Ama biz bu konudan eminiz. Öncelikle kör kapıları açtık. Yusuf, Alya. Almadın mı? Muhittin, Alya. Bizim vana girişlerin oldu. Üst kapakları açtık. Japonlar 4 alya kullanıyorlar. Şimdi manometreye bakıyoruz. Biraz daha yukarı alalım Serhat. Önce ince boruyu çekiyoruz, az bir şey gaz veriyoruz. Dikkat edin, manometre de yükseldi. Bu aynı zamanda gazın dolaştığını göstermektedir. Daha sonra manometreyi yerinden söküyoruz. Serhat, gazı tamamen açmadan niye söktün bu şeyi, manometreyi? O zaman vakumun bir anlamı olmaz. İçine yine hava kaçar. Hayır, gazı açtıktan sonra tamamen açmadan niye söktün? Tamamen açarsak bu sefer basıncı tutturamayız, gazımız kaçar. Basınç çok yüksek. Basınç yükseldiği için. Biz sadece hava geçmemesi için içerisine bir miktar gazı açtık. Evet. Ondan sonra tekrar tamamıyla vanaları açtık. Evet, önce üstteki vanayı açtık tamamıyla. Daha sonra da alttaki vanamızı açıyoruz. Sisteme gazı şu anda yükledik. O kapakları bıraksan öyle ne olur? İleride ha? Gaz kaçırır. Kapak değil mi hocam? Ne işe yarayacak öyle? Yani kapak olsan olur, olmasan olur. Evet arkadaşlar, bunlar aslında bir kapak değil. Kör tapa. Bu vanaların olduğu yerlerden gaz kaçma ihtimalleri yüksek. O nedenle bunların da mutlaka bir havşa gibi sıkılması lazım. İleride kötü şeyler yaşamamamız için. Evet, işlemimiz burada tamamlandı. Şimdi elektrik kapağını da kapatacağız. Elektrik kapağını alalım. Kapakları var.
şurada hemen sağda yerde. Yıldızı alın. Panasonic daha önceki dışını incelememizde de atmıştık. Güzel bir şey yapmış. Önce bir tane saç kapak yapmış. Sonra arkasından ikinci bir tane daha kapak yapmış. Normal plastik kapak oluyor ama birçok cihazda saç kapak yok. Ben bayılayım mı buradan? Yukarıdan aşağı var zaten. Şuraya tak. Yok yok, dışarıda duruyor. Öyle değil. Tamamen dışarıda duruyor. Yok ya, burası. Öyle mi? Tamam. Ha, tamam. Kapağı servis dışında birileri açtığı zaman elektrikten etkilenmemesi için böyle bir kapak daha yapılmış. Dışın tem montajımız da bitti. Şimdi cihazımıza enerji verip çalıştırabiliriz. Çalışmıyor bu be. Ses yok. Evet arkadaşlar, cihaza start verdik. Start verdik ama aşağıdan biz de anlamadık. Start verdik mi, vermedik mi? Şöyle gösterelim. Fana bakarsanız dönüyor tabii. Japonlar yapmış. Japonlar yapmamış da. Malezyalılar. Evet. Evet. Yani ben yaklaştırayım, duyabilecek misiniz? Ben çok hafiften duyuyorum, gazlıyor gibi. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu bilmiyorsun. Evet, duyuyor muyum? Yok. En çok Efe sevinecek. Kalktırıyor galiba. Gazlıyor. Gazlıyor ama hiç ne titreşim var ne bir şey var. Panasonic güzelce. Verdi gazı. Stream sesi. Şu anda gazladı makine tamamen. Anda hızlandı. Şimdi tam gaz. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Biz yaklaşık şu anda cihaza 1 metre kadar mesafedeyiz. Çok yol gürültüsü, ses de yok. Burada da normal bir ses, yani çok normal sesler. Çok güzel, en yüksekteyken bari. Panasonic Z serisi Etera, yeni Etera, 32 gazlı. Evet, bir daha vitese taktı. Geliyor. Tam gaz. Milim titreşim yok. Arkadaşlar, dış antenimizin montajı bitti. İşlem tamam.
bu mesafede duymak zaten mümkün değil. Çok iyi kulağını verdi. Yok, şu an sesi geliyor. Değil mi? Kombiden daha sessiz çalışıyor. Kombinin sesi işte orada. Yani devrede kombi. Cihazın 0.8. Evet, şimdi gidelim, içini temizle görelim.